LGS'ye son 22 gün gerçekten de 22 puan artırabileceğimiz, 22 net artırabileceğimiz günlerdeyiz. Bugünlerde sıkı sıkıya çalışmaya devam edelim. Zaten 22 gün sonra kurtuluyoruz LGS'den. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Jim Henson diyor ki, eğer yaptığınız şeyi önemsiyor ve onun üzerinde çok çalışıyorsanız istediğiniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Gerçekten de biz yaptığımız şeyi önemsiyoruz. Yani iyi bir liseye girmek, iyi bir okul kazanmak önemsediğimiz bir şey ve istiyoruz da. Ve onun üzerine de gayret gösterdik mi gösterdik. Denemeler çözdük, kitaplar çözdük, dersler dinledik, hocalarımızı dinledik ve ardından da artık inşallah başa olacağız. Dolayısıyla yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnanan başarır. Bizler de inandık ve başaracağız arkadaşlar. 22 gün kaldı. Günün yorumuna baktığımızda Furkan Adataş birçok yorum göndermiş. Onların bazılarını arkadaşlar çıkarmışlar. Çok cevapladıklarımızı ama hemen hemen hepsini yayınlamaya çalışmışız. LGS'de devlet ek puan veriyormuş doğru mu? Arkadaşlar biz öyle bir şey duymadık. Yani normalde öyle bir duyuru olursa kılavuzda mutaka yazıyor. LGS kılavuzuna bakaraktan. Eğer ek puan alabilecek öğrenciler varsa... ...veyahut da sınava girdiğinde farklı koşullarda değerlendirecek öğrenciler varsa... ...bunların hepsi yazıyor. Biz herhangi bir bilgi almadık. Ek puan niye versinler ki? Zaten e, konuları azalttılar. E, aynı zamanda... E, ...yani ikinci dönem konuları yok. E, bayağı bir ev okulda da çalışabildik. Kontenjanları da artırdılar. Dolayısıyla hani bir avantaj sağladılar ama ek puan... ...eğer spesifik bir durum yoksa yani böyle işte... ...çok değişik bir durum yoksa verilmiyor. Mesela üniversite sınavlarında veriliyor. O da işte TÜBİTAK... E, olimpiyatlarında ödül almışlara veya da dünya olimpiyatlarında ödül almışlara veya milli sporculara veriliyor. Ama burada LGS'de böyle bir duyum almadık. Günde en fazla kaç paragraf soru çözmeliyiz? Arkadaşlar günde normalde LGS'de 20 Türkçe sorusunun neredeyse 10 tanesi paragraf. Yani bu yeni nesil soruları düşünürsek sözel mantık tablo yorumlama. Dolayısıyla bu sorulardan günde en az 10 tane çözmeliyiz. Ama bunu 20'de çözebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü Türkçe neredeyse çoğunluğu paragraf gibi. Çalışmak için geç mi kaldık? Hayır arkadaşlar. Eğer eksikleriniz varsa bu 22 günde de gerçekten birçoğunu kapatabilirsiniz. Günde en fazla en fazla kaç sözel mantık çözmeliyiz? Arkadaşlar sözel mantık sorusundan da en fazla diye bir şey yok. Yani istediğiniz kadar çözebilirsiniz ama burada da yine 10 tane soru çıkıyor ee, paragraftan. Bunun da neredeyse 6 tanesi 5 tanesi sözel mantık oluyor. Hatta tablo grafikleri çıkarırsak 3 tanesi sözel mantık oluyor. Dolayısıyla siz burada yani çözebildiğiniz kadar çözmeniz, denemelerde karşılaştığınız kadar karşılaşmanız sizin için faydalı olur. Çünkü Türkçe'de zorlayacak olan kısım burası. LGS bir gün kadar yapmalıyız. Arkadaşlar biz zaten LGS son tekrar kampımızda e, sınavdan bir gün önce e, yani sınavdan iki gün önce perşembe günü dünyanın en uzun sayısal canlı yapacağız. Sınavdan bir gün önce cuma günde dünyanın en uzun sözel canlı yapacağız. Bugünlerde ders çalışmıyorsunuz, deneme çözmüyorsunuz, soru çözmüyorsunuz. Dikkatli bir şekilde arkanızı yaslanacaksınız. Dinlenirsiniz o gün. Eğer sokağa çıkma yoksa gezersiniz, dolaşırsınız, biraz rahatlarsınız. Sonra da en son sözel canlı yayında bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. Bu önemlidir. İşte bu milli bağımsızlık. Burada friendship'te şu kelimeye dikkat edin. Dinde buna dikkat edin. Veyahut da işte İngilizce'de buna dikkat edin. Türkçe'de film size şu iki hatırlayın. Ögelerde belirtili nesne neyi kimi sorusuyla diye. Bir kez daha son kez bakımları da unutmayın şeklinde bir yayın yapacağız. Ardından da zaten sınava bomba gibi gireceksiniz. Maraş Elbistan Lisesi'ni tanıtırız. Hocam bazen gördüğüm konuları unutuyorum ne yapmalıyım? Hiç endişelenmene gerek yok Furkan. Hepsini inşallah sınavda tıkır tıkır atılacaksın. LGS tavan puanları artar mı azalır mı? Arkadaşlar eğer sınav çok kolay olursa puanlar artar. Sınav çok zor olursa puanlar azalır. Sınav geçen sene gibi olursa puanlar değişmez. Olayın özelliği bu. Yani herkes çok iyi yaparsa e bu sefer ne olacak? Herkes iyi puan alacak. Herkes iyi puan alınca da okullar daha yüksek puan almak isteyecek. Yani enflasyon gibi. Ama sınav çok zor olursa bu sefer puanlar kimse yapamayacak. Kimse yapamadığı için puanlar da düşecek. Puanlar düşünce de okulların puanı azalmış olacak. Ama biz bu sene geçen seneki zorlukta geleceğini yani sınav anında zorlansak bile sınavdan sonra çözebileceğimiz zorlukta sorular geleceğini inşallah sınav anından önce bol bol denemeler çözerek tekrarlar yaparak bunların hepsini sıkı sıkıya bitirdiğimizde de bol bol başka kaynaklardan da olabilir örnek sorulardan da olabilir çalıştığımızda sınavımızda çok iyi geçeceğine eminiz ve inşallah da çok güzel sonuçlar alacağız. Günün okulunun Furkan'ı kırmadık tanıttık. Elbistan, Maraş Elbistan Fen Lisesi. Gördüğünüz gibi hukuklar, mühendislikler havada uçuyor. Zaten Maraş arkadaşlar. Ee, ben Boğaziçi Üniversitesi okurken orada çok fazla Maraşlı arkadaşım vardı. Ben dedim ya sen nerelisin Andırlıyım. Sen nerelisin Elbistanlıyım. Sen ya, bu Maraşlılar ne? ama zekiymiş dedim. Gerçekten de o öğrenin insanı çok zeki ve çok çalışkan oluyor. Buradan da e, Maraşlı öğrencilerimize ve tabii ki Türkiye'deki tüm şehirlerdeki öğrencilerimize selamlarınızı gönderiyoruz. Hepiniz ayrı zeki, hepiniz ayrı akıllı öğrencilersiniz. Ve inşallah bu okullarda da sizleri bekliyor. Hadi bakalım ödül sorumuzu yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bu arada son tekrar kampımız başladı. Şu anda Türkçe son tekrarımız birazdan başlayacak. Tüm Türkçe'yi beraber bitireceğiz arkadaşlar.